Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ndeyiz ve bir Lucas Cranach tablosunu inceliyoruz. Tablonun ismi Holofernes'in kafası ve Yudit. Bu İncil'den, eski ahitten bir hikaye. Hikaye epey tüyler ürpertici, resim de öyle. Holofernes, Asurlu bir general ve Yudit'in yaşadığı Yahudi kasabasını kuşatıyor. Kasaba yenik düşmek üzereyken Judith giyinip kuşanıyor ve tüm güzelliğiyle düşman kampına sızıyor. Generalin çadırına girmeyi başarıyor. Onu baştan çıkardığı da söyleniyor. Holofernes çok içip sarhoş olunca Judith bu fırsattan yararlanıp Holofernes'in kafasını kesiyor. Sonra kesik kafayı kasabaya götürüyor. Ve Asur ordusu da yenilgiyi kabul edip kaçıyor. Sanırsınız ki Judith kafayı sonra da Lucas Cranach'ın stüdyosuna götürmüş. Şu kafadaki detaylara bir baksanıza. Ya da belki de Lucas Cranach'ın kesilmiş kafalara genel bir ilgisi vardı. Boyna baktığımızda omurun bir parçasını seçebiliyoruz. Detaylara gösterilen özeni Judith'in giysisindeki muhteşem ayrıntılarda da görmek mümkün. Bu kıyafet 15. yüzyılda Sakson Sarayı'nda giyilen türden bir giysi. Hatta bazı sanat tarihçileri bu kadının bir prenses olabileceğini de iddia ediyorlar. Kranak bir dönem Wittenberg'deki Sakson Sarayı'nda bulunmuştu. Sanatçı burada aslında güzel, güçlü, cesur ve zarif kadınla yaşanan şiddet arasındaki zıtlığı ortaya koymuş. Kafanın o ürperticiliğine karşılık kadının elbisesindeki lüksü ve suratındaki dinginliği, ifadesizliği görüyoruz. Kranak, Judith'in giysilerine gerçekten aşırı özen göstermiş. Korsesindeki işlemelere, elbise kollarındaki dikişlere, kolyelerine ve kolyesinden sallanan incilere bakın. Ya da mesela eldivenlerinin boğum yerlerinde yarıklar var ve böylece parmaklarını bükebiliyor. Ayrıca parmaklarına taktığı bütün altın mücevherleri de görebiliyoruz giyiminden ve tutumundan aristokratik bir hava seziliyor. Kesik kafanın ürkünçlüğüyle kadının güzelliği arasındaki zıtlık resimdeki başka detaylarda da göze çarpıyor. Az önce tasvir ettiğimiz eldivenlerdeki o inanılmaz detaylar aynı zamanda ışık ve gölge kullanılarak o kadar muazzam modellenmiş ki boşluktaki duruşlarını hissedebiliyorsunuz. Fakat öte yandan elbisenin üzerindeki bazı desenlere bakarsanız bunlar oldukça düz görünüyorlar. Aslında resmin tamamı Kranak'ın genel tarzına uygun olarak iki boyutlu tasarlanmış. Kranak ayrıca resmin dekoratif kalitesiyle de yakından ilgilenmiş. Kullandığı şu renklere baksanıza. Kırmızılar, turuncular, kadının altın renkli saçları. Bunlar onu siyah arka plandan ayırıp hemen öne çıkarıyor. Burada hafif bir erotizm hissi de var. Korsesi oldukça aşağıda. Teninin büyük bir kısmı açıkta bırakılmış ve bu durum kolyeyle ön plana çıkarılmış. Bu resim aslında politik bir içeriğe de sahip. Wittenberg, Lutherciliğin doğduğu yerdi ve sanatçı Martin Luther'in çok yakın arkadaşıydı. Bazı sanat tarihçileri, Kranak'ın birçok kez resmettiği Judith hikayesinin Katolik geleneğe karşı direnişin sembolü olduğunu öne sürdüler. Özellikle de Kutsal Roma İmparatoru 5. Charles'a karşı direnişin sembolü. Bence bu resmi iki şekilde yorumlamak mümkün. Politik yönden düşmana karşı koyma, cesaret, protestanların katoliklere karşı direnmesi olarak yorumlanabilir. Alternatif olaraksa tehlikeli ve seksi bir kadının hikayesi şeklinde görülebilir. Güzellik, cinsellik, şiddet, kıyafetlere ve modaya gösterilen özen. Bunların hepsi Sakson sarayındakilerin hoşlandığı şeylerdi. Bunları sanat eserlerinde kullanması sanatçının Wittenberg'in o dönemdeki en zengin adamı olmasını sağladı.